Evet, merhaba arkadaşlar. Böyle bir akşam videosu uzun zamandır atmadım sizlere. Böyle bir gece görüntüsü çekeyim, hem biraz muhabbet edelim. Aynalarımızı bir ayarlayalım. Evet, kameramız çekiyor. Havalar düzeldi, artık gece de çıkartmaya başladık yavaş yavaş motoru. Evet, bugün sizlere biraz şu trafikten bahsedeceğim. Trafikte yaşadığımız sıkıntılar, motorcuların genelde yaşadığı sıkıntılar. Bugün gelirken başıma geldi yine. Kamerayı çalıştırmadım gündüz, hani gece çekim yaparım diye. Hem muhabbet etmiş oluruz. Şöyle arkadaşlar, şimdi daha lastiklerimiz soğuk, fazla yatırmamak lazım. Evet, yani 80 kilometre civarı şöyle şeridinden gidiyorum, yani soldan, yani sağ taraftan, şeridin sağ tarafından. Adam beni buradan yine bir sollama yapıyor, zaten her zaman den geldiği bir şey. Sizin başına da çok gelmiştir. Yani şu, evet, şöyle yani 80 kilometre gidiyor ama adam yanımdan şöyle 100'de geçiyor. 110 mu 120 mi artık, karşıda geçiyorsa. Yani böyle bir terbiyesizlik yok ya. Sonuçta bunun üstünde bir cam var, motosikletin üstünde. Yani sen arabayla geçiyorsun, kamyonla geçiyorsun. Ya lanet olası, şu şeridi bir değiştir de geç. Yani imkan olsa şöyle bir düğmeye bassam şuradan, kamyona dönüşsün şu tam sollarken. Motosiklet kamyona dönüşsün. Acaba merak ediyorum ne olacak yani. Yani bu kadar sinir oldum. Ya adam mesela böyle geçiyor yanında. Sıfır solluyor seni. Yani maalesef memleketimizde bu trafik düzeni hiçbir zaman düzelmeyecek yani. Maalesef düzelmeyecek. Çünkü bilinçsiz kullanıcılar, adam yola çıktın mı yani kendini panter aslan görüyor yani. Altındaki arabayı aslan şeklinde görüyor ya. Ne gerek var yani, şuradan yandan solla git. Ama nerede, olmaz. Emniyet şeridinden de gitmek istemiyorum. Daha önce de söylemişimdir. Yani şeyler var. Bazen lastik patlıyor. Özellikle gece sıkıntı yani. Ya şuradan şöyle gitsen mesela, şuradan gideyim, adam yine yanımdan sıfır geçiyor. Fark eden bir şey yok ki. Ha emniyet şeridinde gitmişim, ha normal yolumda gitmişim yani. Sonra motorcular şöyle, motorcular böyle. E tabi öyle olacak yani. Sizin hiç saygınız yok ki yani motorculara, özellikle arabaların hiçbir saygısı yok. Tamam, içimizde tabii ki çürü kelime var mı, var. Yani apaçiler çok maalesef. Onları bu konuda ayırıyorum yani. Onlar hak ediyor zaten, apaçiler. Ama biz düzgün bir motor kullanıyoruz, yolumuzda gidiyoruz. Sıkıştırma yani. O yüzden motosikletlerin çoğalması gerekiyor. Memleketteki belki bilinçlenir sürücüler. Zaten bu yaz muhtemelen biraz çoğalacak, çünkü yakıt fiyatları yine zam geliyormuş galiba. Benzin 20 idi, mazot da 23 civarı. O yüzden muhtemelen millet bayağı bir motorlara yönelecek yani. Yani şunun bile deposu muhtemelen 10 litre alsa 200 TL. Full bitirsen 200 TL'yi de tabi geçecektir. Kameranın açısı iyidir herhalde, birazdan kaldırsan, neyse kalsın böyle. Biraz basalım bakalım. Evet, şimdi şurada polis var.
polisi gördün mü hemen frenlere dokunuyorlar. Geç sıkıysa onun yanından da geç o şekilde. Sıfır geç. Mesela polis aracını şöyle sıfır sollayarak geç. Niye geçmiyorsun? Olmaz. Bir de bakın şu ileride dubalar var. Adamlar son anda bu şeride dalmaya çalışıyor. Yani bir de 59 plaka ya. Bunlar biliyor burada sürekli her gün burada çevirme olduğunu biliyor ama işte dikkat et diyorlar. Evet, piknik restoran bugün bayağı bir dolu. Motosiklet fiyatları da bu arada fırladı. Yani günden güne saçma sapan fiyatlar yazıyorlar. Facebook'ta bir tane grup var yani 125 cc motorun üzerine. İşte motorumu kaça satarım? Biri orada yazmış. Ne yapıyorsun sen be? Ne farlar açıyor. Biri yazmış orada. İşte benim motorum temiz. 50 bin liraya versen satmam. 50 bin liraya satıyorum veya misal. Ya böyle saçmalık mı var yani bunun? Neyi 50 bin lira bunun ya? 125 cc motor neyi 50 bin lira yani? Saçma sapan. Kafamıza göre böyle fiyatlar yükseltiyoruz. Tamam sıfırları da yüksek geliyor buraya ama bu kadar da değil ya. Bunu 14 aldım ben ya. Yani bu motorlu polisler daha çok böyle denetleme yapmaları gerekiyor aslında. Şöyle sivil olarak çıkacaklar. Trafiğe böyle bir gözlemleyecekler yani bakalım. Nasıl sıkıştırıyorlar, ne yapıyorlar? Aslında çok güzel yani bin bir sivil motosiklete, yani normal bir motosiklete bas cezayı abi, acıma yani bunun böylesine. Çünkü insanların canlarına kastediyorlar. Evet, yakıt fiyatları 23.61 mazot. Benzin de 19.80'miş. Vay be. Evet, Çorlu Honda Nitko. Motor da yok pek gerçi içinde de. Bayağıdır gitmedim aslında, gideyim sizlere bir video çekeyim böyle. İzin verirseler tabi. Azıcık havalar düzelsin. Giderim size orada güzel bir video çekerim. Motosikletleri görmüş oluruz sıfır. Bizim bunların herhalde yeni modeli gelmeyecek. Gözüktüğü üzere yani hiç bunun üretimi durdu zaten. Yenisi de yok. Yenisi de kaç paraya gelir artık o da belli değil. Vallahi kopartmış Ege'ye, basmış ne varsa gidiyor.
Şurada güzel bir yokuş var. Basalım bakalım. Anca yokuşta gidiyor zaten böyle seri. Evet. 10 binde bir, neredeyse 10 binde bir 120. 10 binde bir de 120 tabii, böyle de motorun canından can gidiyor. Gerek yok. Böyle bazen anlık basıyorum ya. Sürekli gitmem yani. Benim ortalama gittiğim 7000-7500 devir. Motor zorlanmıyor. Fazla bağırmıyor da. Ama 10.000 devir tabii son devirde. Geçiyor gerçi. Daha bastığınızda bu ivra aşağı doğru gidiyor yani. Ara gazda denediğim var. Geçiyor 10.000 devir. Evet, burada yeni otogar yapıyorlar. Bakalım, otogarımız da hazır olmadı. Şöyle uzunlarımızı yakalım da. Uzunları iyi ama gerçekten motosikletin. Yani led far takıyor kimiler ama ben bir tane taktım, pek hoşuma gitmedi. Ya aydınlatması bence iyi, hiç gerek yok. Bundan sonra motoru değiştirirsem aslında CB250 R'lar var ya, onlar güzel ya. Yuvarlak farlı olanlar, o diğerlerinden değil. Bayağı güzel yapmışlar o motosiklet ama fiyatları 60.000 lira, 70.000 lira, 80.000 lira. Çok pahalı yani. Aslında alırken onu almak lazımmış ama. Ya bunun da yakıtı çok iyi ya. Geziyorsun yani bedava. Gerçi artık bedava da gezemeyeceğiz. Videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Abone olalım arkadaşlar, kanalımıza destek olmak için. Videolardan haberdar olmak için bildirim çanını da açarsanız bildirim alırsınız videolardan diyelim. Ve videoyu kapatalım arkadaşlar. Hadi görüşmek üzere.